Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili görmüş olduğum bazı detaylar söz konusu önemli olduğunu düşünüyorum ve sizler de bundan dolayı hemen acil bir video paylaşma gereği duydum. Özellikle son günlerde arkadaşlar bakın Bitcoin ile ilgili söylemiş olduğum Bitcoin eğer volatilite açısından yani şurada görmüş olduğumuz hareketler açısından belli dar bir kalıp içerisinde sıkışırsa o zaman kademeli olarak diğer coinlerle birlikte belli oranlarda bu daralma sonucunda dominans da belli oranlarda eğer geri çekilirse altcoinlerde hareket olabilir demiştik. Tabii ki önemli olan her zaman söylediğim gibi doğru yerde doğru zamanda ve doğru coin'i bulabilmektir. Bu en önemli olan detaylardan birisi. Bitcoin'de de arkadaşlar bakın şu an için gerçek manada daralım biraz daha artmış durumda. Bu yüzden çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle dün şurada görmüş olduğumuz 2 saatlikte benim yani şu görmüş olduğumuz alanda hemen şunu çekeyim. Şu alanlarda belli oranlarda bir daralım görmüştüm ve daralımdan sonra aşağı yönlü diğer düşen trende hatta 55.900 liraya kadar gelebileceğini düşündüm ama şu an için o bölgelere kadar şu an için gelmiş olduğu bölge 56.700 bölgesi. Yatay direnç bölgemi bu 4 saatlikte kırdı. Bak bu önemli bir detay. Yani ama burası ana direnç değil, ara dirençlerden birisi ve kısa vade takip ettiğim dirençlerden birisi. Burada önemli olan diğer bir detay arkadaşlar bakın. Yükselen trend çizgisini görüyorsunuz. Bu yükselen trend çizgisi burada kısa vadede düşmüştü. Şu an için büyük yükselen trend çizgisi bizim için destek olmaya devam ediyor. Burada aynı zamanda şu an için bu ne kadar gerçekleşir tam olarak bilmek mümkün değil ama bakın arkadaşlar şurada bir omuz baş omuz formasyonundan bahsedebiliriz gördüğünüz gibi. Şurası sol omuz, burası baş, burası da sağ omuz şeklinde. Eğer bu kırılım gerçekleşir, şu görmüş olduğumuz kırmızı trendi kırarsa ve formasyon çalışırsa arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölge kadar bundan sonraki düşüşte beklenilmesi gereken bölgeler neresi? 48.000, 47.000 lira doğru bir düşüş gelebilir. Bakın bunlar birer olasılık ama şurada en önemli olan detaylardan birisi bana göre şu görmüş olduğumuz alan. Bitcoin'de 59.965 olarak belirlediğim bölgeyi şu anda 60.000 olarak revize ettim. Çünkü tam sayılması açısından önemli. Şu görmüş olduğumuz alan bakın arkadaşlar burada daralım artmış durumda. BTC bundan sonra yukarı yönlü hamle gerçekleştirmiş olsa bile bu bölgeyi kırıp kırmayacağını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz üst bölgeleri de birleştirirsek burada yükselen bir kam olduğunu görebiliriz aynı zamanda. Bu bölgelerden sonra eğer bu formasyon çalışmaz ise yukarı yönlü tekrar bir hareket gerçekleştirirse bu bizi 63.319 bölgelerine kadar taşıyabilir. Ama bunun için 60.000 bölgesini kesinlikle ama kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü şu an için şu görmüş olduğumuz alanda da bakın yeni bir formasyon oluşturmuş durumda. Hemen şunu da hemen sizlerle biraz daha kalınlaştırayım. Rengini de kırmızı yapayım. Biraz daha net görebilmeniz açısından hemen sizlerle paylaşayım. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda tekrardan bir daralım var. Yani şu an için BTC her dakika, her geçen saat daralımını arttırıyor. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu daralım mutlaka bir yöne doğru gidecek arkadaşlar. Bunun hiçbir alternatifi yok. Eğer şu görmüş olduğumuz bir retest olarak kalacaksa bu bir kırılımsa bu biraz tehlikeli. Onun dışında bakın daha önceki tepe bölgelerinin yani şurada bizim için önemli takip edilmesi gereken şu an için teknik açıdan aslında hem bilgi açısından da çok büyük bilgiler içeriyorum sizlere. Burada bakın arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz tepe bölgesi, şu görmüş olduğumuz tepe bölgesi, şu görmüş olduğumuz alanlar fake alanlardır. Öncelikle onu bilmek gerekiyor. Şu an için bu alanın boşaltıldığını görüyoruz. Bu bir. Ve bu özellikle 4 saatlikte gelmiş durumda. Bu günlükte gelirse işin boyutu değişmeye başlar. Onun dışında bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alan da bizim için çok değerli bir alan. Hemen şunu da şöyle belirteyim. Şu görmüş olduğumuz tepe bölgeleriyle dip bölgelerin iğne bölgesinin içinden de şu an için geçtiğini ve şu an için retest yaptığını görüyoruz. O açıdan eğer son kale düşerse Bitcoin'de aşağı yönlü sert hareketler gelebilir. Bu da altcoin'leri sert etkileyebilir. Bu yüzden çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor bu saatten sonra. Bunların hiçbiri kesinlik ifade etmez arkadaşlar. Sadece tekniksel veriler ışığında sizlere en ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışıyorum olayı. Ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi açısından bir şey değil bu arkadaşlar. Sadece matematiksel veriler ışığında paylaşmış olduğum bir durum. Burada dediğim gibi arkadaşlar bakın şu alanda daralım artmış durumda. Bu daralım bir yöne patlamak zorunda. Bunun hiçbir alternatifi yok. Bundan sonra yatay bir seyir olur mu? Pek düşünmüyorum. Çünkü bu alanlardan sonra özellikle şu an için aşağı yönlü volatilite düşüyor. Bitcoin dominansının düşmesi BTC'den şu an için para çıkışının olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii ki Bitcoin'in güçsüz olması altcoin'lerdeki para akışını da yavaşlatmış durumda. Bu yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Bizim için önemli olan neydi arkadaşlar? Bitcoin'in
belli bir alan içerisinde konsolide olabilmesi. Bitcoin şu görmüş olduğumuz alanlarda biraz daha konsolide olursa altcoin'lerde %3'ler, %5'ler, belki de %7, onlara kadar hareketler tekrar görebilme ihtimalimiz var. Ama bana göre bu bölge son bölgedir ki özellikle de 56.500 bölgesi arkadaşlar. Bu bölge kırılırsa akabinde 55.400 ve o bölge kırıktan sonra 53.000'lere ve 51.000, özellikle şuradaki 222 günlük EMA'nın şu an için aynı zamanda indikatörün direnç vermiş olduğu bölgeden geçmesi önemli. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ani gelişmeler olursa tekrardan sizleri bilgilendireceğim. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.